Sayın Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcı, Sayın İl Başkanı, değerli Haziron, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Kasım ayı İl Danışman toplantımızın hayırlara vesile olmasını diler. Hepiniz hoş geldiniz. 30 Mart yerel seçimlerden sonra yerel bir idareci olarak göreve başladığım Günkırı Belediye'mizle beldemizle ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. 1994 yılından bu yana belde olan ve gerekli hizmetlerle buluşamadığından bir köy görümünde kalan beldemizin genel durumunu kısaca izletirsek beldemiz tam bir enkaz halindeydi. Tozdan ve çamurdan geçilmeyen mahalle yolları, araçların geçmekte güçlük çektiği utanç verici bir yol, tüm personellerin tek bir odada sobayla ısındığı paritersiz ve bahçesi çamur içinde yüzen bir binamız, daha önce başlatılmış fakat hiçbir ev bağlantısı yapılmayan ve vatandaşların emrinin önünde terk edilmiş bir altyapı çalışması, belediyeye ait çürümeye terk edilmiş garajı olmayan onlarca araç, ibadethanelerimizin ve taziye evlerimizin berbat çevre düzensizliği ve her şeyden önce bir belde belediyesi olarak 1.800.000 civarında bir borç bırakılmıştır. Kısaca her şeyin yarım yamalak bırakıldığı, vatandaşların hizmete hazır kaldığı, enkazı andıran bir belediyeyi de almış bulunmaktaydı. AK Parti hizmet misyonuna bağdaşmayan bu duruma rıza göstermeye vicdan el vermiyordu. Bu kutlu davanın bir nedeni olarak hem siyasi partimizi hem hizmet anlayışımızı en iyi şekilde temsil etmek, Bismillah diyerek hizmetlerimize stat verdik. Kısaca özetlerse, daha önce başlatılan ve sadece başlatmakla ibaret kalan kanalizasyon çalışmalarımızı yeniden başlattırdık. Bu çalışmanın can damarı olan 2500 metre uzunluğundaki ana kolektör hattını tamamladıktan sonra belde içerisindeki çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. İlk günden bu yana aralıksız sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarının ev bağlantıları dahil beldemizdeki altyapı çalışmalarının şu anda %90'ı bitmiştir. Bunun yanı sıra toz ve çamurdan geçirmeyen ana yol ve mahalle yollarımıza el attık. Genel Başkan Yardımcımız ve Sayın Milletvekilimizin çabasıyla ana yolumuza sıcak asfalt serdikten sonra beldemizin girişinden başlayarak bu yolumuza kaldırım ve üzerinde ışıkların da yer aldığı 1200 metre perde betondan duvar yaparak yaptık. Daha sonra Yeşilyol, Cami Mahallesi, Pınarbaşı ve Hürriyet Mahallelerimizin yollarını kilitli pavika taşıyla döşeyerek vatandaşlarımızı toz ve çamur belasından kurtardık. Devlet su işleriyle birlikte beldemizin içerisine geçen dere üzerinde bir köprü inşa ederek halkımızın hizmetini açtık. Köprümüzün yoluna ve aile hekimliği binasının etrafına kilitli pavika taşı döşeyerek temiz bir çevre sağladık. Ayrıca beldemizde iki camimizin çevre düzenlemesini yanı sıra imam evleri, taziye evleri ve Kur'an kurslarına da gereken maddi destekleri sağladık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarında 60 bin metre kare kilitli parke taşı döşemesi ve 30 kilometre kanalizasyon çalışması bugüne kadar yapmışız. Mayın döşesen dinlerler de taş döşeyince dinlemiyor. Söyle mayın değil, taş döşüyor. Evet, tamam. Belki burada bulunan bazı arkadaşlarımız bu rakamları küçük görebilir ama belediye başkanlarımız bu işin maliyetini ve son derece zahmetli olduğunu çok iyi biliyorlar. Bundan yanı sıra birkaç aracımız dışında faal olmayan bütün araçlarımızı gerekli tamirattan geçirerek bu araçlarımız içinde kapalı bir garaj yaptık. Yıllarca park halinde bekletilen belediye otobüsümüzü çalıştırarak halkımızın hizmetine sunduk. Belki de Türkiye'de kaloriferi olmayan tek belediye ve de belediye binamızı kalorifer çekerek sıcak bir ortam yarattı. Bununla birlikte hizmet binamızın bahçe düzenlemesine yaparak bir resmi kuruma yakışır hale getirdi. Bu hizmetlerin karşısında vatandaşlarımızın partimize olan olumsuz bakış açıları değişti. Geçmiş dönemlerde aksatılan hizmetlerden dolayı partimize karşı oluşan ön yargılar hizmetlerimizle birlikte yerini ayrılmaya bıraktı. Bugün hayata geçirdiğimiz hizmetlerden dolayı 7'den 70'e herkesin beğenisini almış durumdayız.
Yaptığımız hizmetlerle partimizi en iyi temsil ettiğimize inanıyoruz. Bizler bunları yaparken tabii cebimizden yapmış değiliz. Devletimizin bize ayırdığı bütçeyle çok değerli vekilimizin destek ve katkılarıyla yapmışız. Ayrıca bu konuda katkılardan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizler sadece bu işin bekçiliğini iyi yapmaya çalışmışız. 30 aylık görev döneminde bu beldemiz için her ne kadar hizmet seferberliği başlatmış olsam da bu beldemizi en yüz yeterli seviyeye getirmiş değiliz. Allah'ın izniyle hizmetlerimize hiç ara vermeden sürdüreceğiz. Bu kapsamda, bu kapsamda belediyemizdeki yol çalışmalarını bitirmek için 100 bin metrekareye yakın bir kilitli parke taşına ihtiyacımız var. Bunun 40 bin metrekaresini inşallah önümüzdeki yıl yapacağız. Ayrıca zaman zaman sıkıntı çektiğimiz suyumuz için de çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu sıkıntıları dermek için Pınarbaşı mahallemizde bir su deposu yapmayı hedefliyoruz. İnşallah geri kalan altyapıyı tamamlayacağız. Gençlerimizi kötü örneklerde, kötü alışkanlıklarda alıp koymak ve bu gençlerimizi güzel etkinliklere yönetmek amacıyla çok amaçlı bir kültür merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yeni kurulan futbol takım kulübümüze gerekli desteği yaparak bu spor kulübümüzün farklı dallarda da ilerlemesini sağlayacağız. Bugün baktığımızda belde belediyelerimiz sorunlarının ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Belde belediyelerimiz dar bir bütçeye sahiptir. İl ve ilçe belediyeleri gibi yeterli bütçeye sahip değiliz. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugüne kadar yaptığımız bütün hizmetlerimiz için tek bir kuruş kredi kullanmadan beldemize faizle kuşandırmadan bize gelen İller Bankası hissemizle ve çok değerli Sayın Milletvekilimiz Vedat Bey'in desteğiyle hizmetlerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Görevimi layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Ben vicdanen çok rahatım. Kendi dönemde yaptığım bu hizmetlerin bir lira kuruşu yoktur. Partimizin geleceği ve selameti için parti yetkililerimizin, belediyelerimizin yaptıkları hizmetleri yerinde görmelerini isteriz. Bu kapsamda vatandaşlardan gelecek olumlu veya olumsuz tepkilerin dinlenmesini ve buna göre tespitlerde bulunmasını önemli görüyorum. Hizmet konusunda bu durumun bizleri daha da heveslendireceği ve daha istekli davranmaya iteceği kanaatindeyim. Otlu davamız için her türlü fedakarlıkta bulunan, partimizde önemli bir görev üstlenen ve yoğun geçen zamanı bizlere de vakit ayırarak sorunlarımızla bizzat ilgilenen değerli genel başkan yardımcımız, büyüğümüz, abimiz ve sayın milletvekilimize de şükranlarımı sunuyoruz. Bugüne kadar bizlere sağladığı katkılardan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Kısa süre olsa da beraber görev yaptığım çok değerli ve partimizin emektarı olan eski milletvekilimiz Sayın Vahit Bey'e de belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bizlerden desteğini esirgemeyerek her zaman yanımızda olan il ve ilçe parti teşkilatlarımızla sağlıklı bir diyalog geliştirerek partimizi en iyi şekilde temsil eden dürüst ve gerçekçi kişiliğiyle bilinen çok kıymetli il başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Yaşamı boyunca kendilerine başarılar diliyorum.